Fabrikaya. Yok artık fabrika mafrika. Senden ne para bekleyen var ne de başka bir şey. Geçti o. O eskiden lazımdı. Fabrikaya alıştım ben. Evde oturup kapanamam. Oturacaksın. Evde kapanıp kalacaksın. Kapanmayacağım. Kapanacaksın. Hayır. Ulan çubuk yavrusu gibi buhar atarım şimdi. Çıkmayacak. Sen işine bak hadi. Dayı, bu sabah Güllü'yü gördün mü dayı? Yok, görmedim. Hasta mı? He. Neyin var? Başım ağrıyor. Yüzüne ne oldu senin? Hiç. Bir şey olmadı. Pakize. Şunu Kemal'e versene. Bir daha uğramadı değil mi? Kim? Zal oğlu Ramazan. Uğramadı. Lakin ne düşünüyorum biliyor musun? Senin dediğin gibi Güllü kız Kemal'le geziyorsa işimiz zor. Hay babana rahmet. Ben de dün geceden beri bunu düşünüyorum. Ah, ah. Zal oğluna bir evet dese senin şu Güllü kızın. Keşke dese. Oğlan zaten dünden razı. Reşit. He. Bir yolunu bulup bunları aynı odaya kapatsak. Oğlan da boş duracak değil ya. Çıkar kızın üstüne. Ondan sonrası kolay. Dayanırım Muzaffer Bey'in kapısına. Derim böyle böyle. Bir kazadır olmuş. Bey sen göster adalet. Bir de hükümet nikahı. Tadından yiyemez. İleride bir vakit Muzaffer Bey'e emri hak vaki oldu mu? Nasıl? Nasıl nasıl? Misal Muzaffer Bey Tomofili'yle gidiyor. Uçtu uçurumun dibine. Bütün mal mülk Zaloğlu'na. Zaloğlu demek nikahlı karısı Güllü demek. Güllü de senin kızın. Allah be. Reşit. He. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? O asi kıza bakacağım. Ne kıza mı? He. Kafama kurdu soktu. Fabrikaya gidip o Kemal'le Memal'le konuşmasın. Gönderdiydi.
başım döndü kızım, otur artık. Oturamam ana. O vakit ev temizle. Bu evi temizlesen olur, temizlemesen ne olur ana. Altı üstü tenekeden bir dam işte. Bak hele bak. Evlenince ne yapacaksın kız? Hizmetçi tutarım. Şu benim ırgat defterini getiriver hele. Pis domuz. Aklı sıra beni kontrol etmeye geldi. Söyle paydosuna çıkın. Tamam usta. Ne oldu gene? Hiç. Hiçmiş. Kemal, sen bu güllüğü unutmaya bak. Niye unutacakmışım usta? O iyi iz var mı? O itler günde 5 kez buraya uğrar olur. Senin huyunsa malum. Onun için vazgeç bu işten. Vazgeçmezsem ne olacak? Olacaklar meydanda. Sen onlara çatacaksın, onlar da sana. Onlar bana çatarsa günah benden gider usta. Oğlum değer mi? Bir kız için mahvolmaya değer mi evladım? Niye mahvolacakmışım ki? Çünkü ya sen onları vurup hapse gireceksin ya da onlar seni mezara yollayacak. İkisi de aynı kapıya çıkar. Mahvolmak. Hasta olacak zavallı kuzucuk be Hacer abla. Sus kız. Ağzından yel alsın. Bana kalsa yıkamam ama Reşit kızıyor. Eve almıyor sonra kuzumu. Hacer abla. He. Reşit emmi. Benimle alakalı bir şey dedi mi sana? Yok. Ne diyecek ki? Hiç. Sordum öyle. Güllü, çamaşırları hastaysan gel kızım. Oh, bize yok mu Gayfe? Olmaz mı hiç? Buyur. Usta be. Hı. Hiç sevdin mi? Ha, sevdin mi hiç? Sevdim oğlum. Kimi sevdin? Kimseyi ama herkesi. Anlamadım. Bir kadını sevmek kolaydır Kemal. Ama tüm insanlar sevmek... Sevebilmek. Mümkün mü? Eğer adaletli bir düzen için çaba sarf ediyorsan niye mümkün olmasın? Öyle bir düzen ki insanlar kadınıyla, çocuğuyla, erkeğiyle mutlu olsunlar. Dünya nimetleri bir kardeş sofrası gibi açılıp şaşırsınlar. Çırçır katip olarak haftanın yarısını kestirdim ha, haberin olsun. Niye? Neyesi mi var? 2 gün üst üste geç gelmişim fabrikaya. Yalan. Yalan konuşuyor. Kime yalancı diyorsun lan ha? Nasıl yalancı? Kime yalan konuşuyorsun lan sen? Nasıl kime yalan konuşuyorsun? Bu sana hiç dönüm olsun. Bu fabrikada halkalık olmayacak. Bu fabrikada gel lan halkalık olmayacak. Bırak lan. Tamam usta. Tamam yok bir şey. Kemal oğlum vazgeç bu kızdan. Ne olursun vazgeç. Vazgeçmem usta. Ne abisi, ne babası, hiçbirinden korkum yok. Seviyorum Gülüm usta. Öldürseler de seviyorum. Va
Vallahi kızım, senin yüreğin kabarmış. Kabardı ki ne kabardı Hacer abla? Ne oldu? Ne gördün? Senin bir sevdiğin var kız. Bak, kalpleriniz üst üste gelmiş. Yok be abla, ne sevdiği? Var, var. Demek kalbinin kabarması bundan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.